Salam əziz izləyicilər, bugünkü gündə biz prizma və piramidanın həcm mövzusunu sizlərə izah edəcəyik. Bu mövzunu izah etmək üçün bizim köməyimizə Google SketchUp proqramı gələcək. Bu proqramı seçməyimizdə əsas məqsəd 3D ölçülü görüntülərin əldə olunması və şagirdlərin belə deyək, həmin fiqurları təsəvvürlərini tam şəkildə görə bilmələrdir. Yəni təsəvvürlərini tam şəkildə həmin fiqurları yarada bilməkdir və şagirdlər fiqurları görərək artıq yadda saxlaya biləcəklər və onları daha aydın şəkildə görə biləcəklər. İlk öncə qeyd edim ki, mövzumuz 10-cu sinif həcmindədir. Yəni 10-cu sinifdən keçəcəyi səhifə 211-ci mövzunun izahıdır. Və ilk öncə belə bir prizmaya baxaq. Bu prizmamız kub vahidlər ilə yığılmışdır. Yəni bu prizmanın hər bir hissəsi eni 1, uzunluğu 1, hündürlüyü 1 olan kiçik kubiklərdən yığılmışdır. Və böyük prizmamızda görürük ki, enində 4 kub, uzunluğunda 6 kub da görsək, yəni 1, 2, 3, 4, 5 və 6 kub. Hündürlüyü isə 3 kubdan ibarətdir. Bu prizmanın kub vahid, neçə kub vahid olduğunu tapmaq üçün təbii ki, hər pillə üzrə yerləşən kubların sayını bilmək lazımdır. Bu kubların sayını bilməkdən ötürü isə təbii ki, ya biz hər pillədə yerləşən kubları sayarıq, ya da ki, belə deyək, enin və uzunluğunda yerləşmiş kubların sayını birbirinə vurarıq. Bir pillənin kənardan bir daha təzədən çəkmişik və budan da daha rahat şəkildə bir pillə üzrə yerləşmiş kubların sayını tapa bilərik. Biz burada daha rahat şəkildə görsənir, biz bunu görə bilirik. Hal-hazırda bir pillə üzrə, belə deyək, 6 cərgə var, yəni 1, 2 cərgə, 3 cərgə, 4 cərgə, 5 cərgə və 6 cərgə. Hər cərgədə 4 kub var. O zaman burada cəmi 6 kub, 4, 24 kub var. Bunu sadəcə enində və uzunluğunda olan kubların sayının hasilindən tapa bilərik. Və bizdə bu ümumi prizmada isə həmin 24 kubdan 3 pillə var. O zaman 24-ü 3-ə vurduğumuz zaman 72 gəlir. Demək ki, bizə verilmiş bu böyük prizmamız 72 kub vahiddən ibarətdir. Və bu prizmanın həcmi də məhz elə 72 kub vahiddir. O zaman qısa bir düsturumuz çıxır. Belə ki, həcmi tapmaq üçün biz enini uzunluğa və hündürlüyə vururuq. Eyni zamanda bu düsturu biz 5-ci sinifdən artıq prizmanın həcmi mövzusundan da keçmişdik. Yəni 5-ci sinifdən bəri prizmanın həcmi mövzusu sizlərə tanışdır. İndi isə belə bir prizmaya keçək. Artıq prizmamızın ölçüləri fərqlidir. Yəni eni A, uzunluğu B, hündürlüyü H olan bir prizmanın həcmini tapmaq lazımdır. Bayaq dediyimiz kimi, prizmanın həcmini tapmaq üçün biz enini uzunluğa və hündürlüyə vurarıq. Prizmamızın həcmi şəkil üzərində göstərilirdi. V bərabərdir A vurulsun, B vurulsun H. Bir çox hallarda prizmamızın həcmi S oturacağın hündürlüyə hasili olur. S oturacaq, oturacağın sahəsidir ki, belə ki, prizmamızın oturacağın sahəsi A vurulsun B olacaq. Çünki prizmamızın oturacağı eni A, uzunluğu B olan düzbucaqlıdır. Görsəndiyi kimi, eni A, uzunluğu B olan düzbucaqlıdır və sahəsi A vur B olacaq. Həmin oturacağın sahəsini biz hündürlüyə vursaq, yenə də prizmanın həcmini alasıyıq. Necə ki, bayaqı kub vahidlərdə biz ilk öncə kənarda oturacağında yerləşən kub vahidlərin sayını tapmışdıq. Bunu saymaq üçün biz nə edəmişdik? Enini uzunluğa vurmuşduq, ümumi sayını tapmışdıq 24-ü. Sonra da hündürlüyə vuraraq sözsüz ki, həcmi tapmışdıq. Burada da verilmiş bu fiqurda da eynən həcmi tapmaq üçün ya A vurulsun, B vurulsun taş düsturundan, ya da onsuz da ki A vurulsun B'miz, yəni oturacaqda enin və uzunluğa hasilinin oturacağın sahəsi verdiyini görə bilirik və o zamansa həcmin
beraber de S vurgusunun haş olacağı aydınlık. Tam setinin sahesi evvelki mevzularda geçmiştik. Bir daha da burada S tam setinin sahesi, prizman tam setinin sahesi 2AB üçgen 2AH üçgen 2BH olacağını yazmıştık. Sözsüz ki bunu da bir aydın şekilde görebiliriz. Burada 2AH nerede? 2AH bakın bu düz bucaklının sahesidir. Bu düz bucaklıdan sözsüz neçe tane var? 2 tane var. Yani bu bir bu düz bucaklı, bir de bu prizmanın diğer yüzünde yerleşmiş hemen düz bucaklı. Bak bu düz bucaklı. Bu 2AH'dı. Ves 2AB hansıdır? 2AB oturacaklardır. Yani bu üst oturacak ve bir de alt oturacak. Bu 2AB'dir. BH ise bu düz dur yazılan yüz ve bir de onun arka tarafında yerleşmiş bu yüz 2BH. O zaman tam setinin sahesi mesela 2AB, 2AH vurulsun 2BH üstürü işimize yarayacak. Bir daha diyelim. Bir yüzün sahesi A vurulsun H'tı ve ondan iki tane olduğu için 2AH yazdık ve bu bir yüzün sahesi BH'tı ve ikiden olacağına 2BH ve oturacaklar da AB olduğuna göre iki tane oturacağın yani iki beraber sahe olacağına göre 2BH kabul edildi. Kub eni uzunluğu hündürlüğü üçü de eni adet olan eni kemiyet olan prizmadır ve sözsüz ki kubun hacmi artık enini uzunluğa vursak A kvadrat alasıyız, hündürlüğe de vursak A kub alasıyız. Mesela o sebepten de kubun hacmi A kubu, kubun tam setinin sahesi ise 6A kvadratı olasıdır. Kubun hacmi V beraberdir A kubu, tam setinin sahesi ise 6A kvadratı olasıdır. 6A kvadratının olmağı da yani tam setin sahesinin 6A kvadratı olmağı da kubda 6 üzler ve 6 kvadrattan ibaret yani üzleri bir kvadratın sahesi A kvadratıdır ve 6 kvadrat olacağına göre 6'ya vurduğumuzda 6A kvadratı alınır. Növbəti prizmamız ise mayil prizmadır. Mayil prizmanın həcm düsturu. Mayil prizmanın həcm düsturu S oturacağın sahesini biz hündürlüğe vurasıyız. S oturacağın sahesi düz bucaklı ise A vur B kimi trapez ya da olabilir. Yani oturacağın sahesini müvafik uyğun sahesinden tapasıyız ve onu hündürlüğe vurasıyız. Hündürlük dediğimiz zaman geti şekilde yani tilini nezarda tutmayaq, yan tilini nezarda tutmayaq, yan tili E olacak. Hündürlüğü ise bak gösterdiğimiz bu hündürlük olacak. Oturacağı perpendiküler çekilmiş kare. Eğer hündürlük verilmeyipse, yani hündürlük ve yan tili arasındaki bucak verilmeyipse, yan tili evdi ise, yan tili evdi, o zaman həcm düsturu V beraber de S oturacak vurulsun, E vurulsun, kosinüs alfa. Kosinüs alfa da hündürlükle yan tili arasında kalan bucak idi. Kosinüsün hassesine göre biz biliriz ki bitişik katetin hipotenüze olan nispeti hemen bucağın kosinüsüydü. Yani haşın ele nispeti kosinüs alfa. Oradan da elip haşı tapası olsak el vurulsun kosinüs alfa düsturunu verir. Yani haş evresine biz el vurulsun kosinüs alfa yazabiliriz. Yani böyle diyek buradaki haş evresine biz el vurulsun kosinüs alfa yazmışız. Bu hassemiz bizde hacimler için Cavalieri düsturu adlanır. Yani mayın prizmanın bu şekilde hacminin tapılması Cavalieri düsturu adlanır. Cavalieri düsturuna göre, yani Cavalieri prensibine göre oturacakları eğimli müstevi üzerinde olup hündürlükleri beraber olan iki cismin oturacakları paralel istenilen müstevi kesiklerin sahaları beraber ise hacimler de beraber. Demek ki istenilen prizmanın hacmi S oturacağın sahesiyle hündürlüğün hasiline beraberdir. Eni, uzunluğu, hündürlüğü birbirine beraber olan bir kub götürdük. Ve bu kubun diagonallarını çekmişik. Gördüğünüz gibi dahilde olan hatlarımız kubun diagonalları çekildi. Ve kubda çektiğimiz bu diagonallar kubun
kubu 6 piramide ayrıldı ve bu piramidaların oturacağı eyni kvadrat olan, yani beraber kvadratlar olan 6 piramidalı ve hemen piramidin hamısının birbirine beraberdir. Aynı zamanda çünkü hündürlükler de birbirine beraberdir ve her bir piramidanın hündürlüğü terfin yarısıdır. Yani A bölünsün 2'dir. Bak burada görsen ki bütün terfisi A'dırsa bilerek o yüzden buradaki mesafe A bölü 2'dir. Burada bir hündürlük çekiliptir. Yani piramidanın dahiline bir hündürlük çekmişiz. Görürsünüz ki bu hündürlüğümüz terfin yarısı olasıdır. Ve bir daha diyek, bakın bizde kub artık 6 beraber piramide ayrıldı. Bu da geri dolu. Yani birinci piramida, ikinci piramida, üçüncü piramida, bu yüzden dördüncü piramida. İkisi de oturacaklar. Orada artık numara yazmamışız. İkisi de oturacaklarda yerleşmiş piramidadır. Ve bu piramidanın hamısının hacmi birbirine beraberdir. Hatta aynı kongruent piramidalardır. Ve her bir piramidanın hacmi sözsüz ki kubun hacminin altta bir hissesine beraber olacak. Çünkü bizde bir daha diyek bir kubu altı beraber piramideye bölmüştük. Bu da o demekti ki her bir piramidanın hacmi altıda bir kubun hacmine beraber olacak. Bu da yazılıp artık. Yani biz aynen burada yerleşmiş. Misal için belediye oturacakta olan bu bir piramidanın tekrar olarak kenarda çekmişik ve hemen piramidanın hacmi altıda bir A kubuna beraberdir. Oturacağı A olan kvadrattı. Yani ikisi de A olan bir kvadrattı. Ve hacmi ise sözsüz ki altıda bir A kubudur. Eğer piramidada oturacağı değişmesek, oturacakları yani A olan bir kvadrat olarsa, sadece hündürlüğünü iki defa artırsak, yani hündürlüğümüzü iki defa artırmamamız yeri gelmişken, bak bu kubun hündürlüğüne beraber olmalı demektir. O zaman piramidanın hacmi nece değişir? Piramidanın hacmi sözsüz ki iki defa büyüyesidir. Yani artık burada altıda bir A kubu olmuştuysa, yani belediye bu kubun hacminin altta bir hissesi olmuştuysa, bu piramidamız ise kubun hacminin üçte birine beraber olasıdır. Üçte birine beraber olasıdır. İstenilen piramida bile diyek oturacağı üzerinde kurulmuş prizmanın hacminin üçte birine beraberdir. Yani bu o demekti ki istenilen piramidanın hacmi 3'te 1 S oturacak vurulsun haçtı. Bir daha diyelim. Bak S oturacak vurulsun haçımız oturacağı üzerinde kurulmuş prizmanın hacmidir. Hemen prizmanın 3'te 1'i ise piramidanın hacmini verir. Haç da piramidanın tepeden çekilmiş. Sözsüz ki hündürlüğü olacak. Bir daha gösterdik. Artık en uzunluğu fark edin. Biz hem prizmanın hem de piramidanın hacim düsturlarını ve hacim mevzusunu size izah edildik. Ona müvafık tapşırıkları yazarsınız. Yani 10. sınıfta bir diye sayfa 213, 214 ve 215. tapşırıkları işleyenler eğer karanlık kalan herhangi bir sual yaranarsa müracaat edebilirler ve biz de hemen sualları cevaplandırabiliriz. Yeri gelmişken bu düsturlarını size 221. sayfaya kimi kifayet edecektir. Düzdür. Bazı biraz farklı tipte sorular var ama karanlık kalan herhangi bir sualları ünvanlayabilirsiniz. Bacardığımız kadar video çekilişlerle yergin ki bir daha skeçer programına istifade edesek. Çünkü fezada en büyük problem şagirdin hemen figürü görebilmesidir. Yani hemen figürü görebildiyse artık şagird tapşırıkları işleyebilir. Sadece bu figürleri tesevvür etmekte çetinlik çekirler. Mes o sebepten de karanlık kalan herhangi bir sual varsa ünvanlayasınız.
Biz de korkusuz geçer programıyla bacardığımız kadar size görüntülü olarak, yani bu şekilde 3D görüntülü olarak izahını çekerik ve gösteririk. Ve o zaman Dinlediğinize göre teşekkür ederim.